Buradan bir quick yapalım. Çok hızlı bir şekilde aynı anda çok ufak boy yani bu taşların bir tanesinin çapı 0.2 milimetre. yine birazcık daha büyük bir boy olan yaklaşık bu taş 1 karat 20 santimlik bir kimyasal buhar fazlından çökertmeyle üretilmiş bir pırlanta doğal pırlantaları mavi tonlarda görüyoruz zaten. Mesela yüzük üzerinde kollarda üç tane sentetik pırlantayı bir anda yakaladı. Yanında kimyasal buhar fazından üretilmiş başka bir sentetik tipi olan CVD taşları bir anda yakalayabildik. Burada doğal, sentetik, doğal, sentetik ayrımını yaptı. Ve mesela üretim öncesi bir kontrol gerekiyorsa daha yerine takmadan, mıhlama gerçekleşmeden cihaz bu şekilde işaretleme yapabiliyor. Ancak burada hangi taşın net bir şekilde e, görülemediğini siz de farkındasınızdır. O yüzden cihazın hassasiyetiyle oynayabiliyorsunuz. Hassasiyeti biraz da arttırdığınızda spesifik olarak hangi taşların da sentetik olduğunu işaretleyebiliyor. Ancak bazı kullanıcılarımız hassas kollarımız için daha detaylı bilgi gerektiğinde yine bir röntgen fotoğrafı gibi o poşetin içerisindeki hangi taşların sentetik olduğunu yine işaretlenen görüntüyle beraber karşılaştırmalı olarak da inceleyebiliyorsunuz. Mesela bu su yolu bizim için çok iyi bir örnek. Sebebi de şu. Bir taş doğal, bir taş sentetik, bir taş doğal, bir taş sentetik olarak dizilmiş. Ancak taşlar arasındaki mesafe 0.1 milimetreden ufak. Dolayısıyla cihazın şüphesiz bir şekilde, şuradan mesela yaklaşarak göstereyim. Şu aradaki boşluğu işaretlemek sizin doğal ve sentetiği ayırabilmesi gerekiyor. Yani. Biz şu an JTR'deyiz. Jewelry Technology Research'teyiz. Türkçesi Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi'ndeyiz. Burası tüm dünya için mücevher teknolojileri araştıran, sentetik test elmaslar için ya da kıymetli taşlar olsun, altın konusunda teknoloji geliştiren bir şirketteyiz. Ben Mehmet Can Özdemir. Daha önce de Uluslararası bir laboratuvarın, analizlerini, Türkiye temsilciliğini yapıyordum. O şirkette yeni araştırma görevlisi olarak çalıştım. Sektör içinde birçok sentetik elmaslar konusunda tespit cihazları olsun ya da altın konusunda ayar cihazları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş biriyim, bir mühendisim. Evet. Ee, peki şimdi hemen önümüzde bir, e, bir alet görüyoruz. E, aslında böyle e, otellerde gördüğümüz e, güvenlik kasalarına benziyor. E, bunun ne olduğunu sizden dinleyeceğiz ama e, çok kısa bir süre önce e, Belçika merkezli bir haber ulaştı. Tabii Türk basında bunu da gördü. E, pırlanta sektöründe hemen hemen e, Belçika deyince güvenle birleşmiş bir şeydir. Ama ilk defa biz orada güvensizlikle ilgili bir haber okumuş olduk. Çünkü bir takım hani siz belki siz sahte demiyorsunuz, sentetik diyorsunuz ama bu pırlantaların da sertifikalı pırlantalar arasına karıştığını duyduk. Biraz sektörün önemini anlatabilir misiniz bize başta bu aleti tanımadan önce? Evet, tüm dünyada ismi geçen kabul gören laboratuvarlar var. Bu laboratuvarların Uluslararası planta Konseyi gibi önemli bir konseyin standartlarının takip etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla da son tüketicinin güvenle pırlanta alıp satmasında kullanılan pırlanta analiz raporları olsun, mücevher raporu olsun bu tip raporları üretiyorlar. Böylece son tüketici ne aldığından emin olabiliyor. Uluslararası anlamda çok nadiren bazı krizlerle karşı karşılaşabiliyoruz. Aslında bu çok üzücü bir durum. Keşke karşılaşmasaydık. Geldiğimiz noktada Belçika'da ve Hindistan'da bazı problemlerin yaşandığına dair Belçika'da bir haber çıktı. Ancak bunun Türkiye yansımalarının çok büyük olacağını düşünmüyoruz. Sonuçta binlerce hatta milyonlarca planda sertifikalanıyor. Bunların az bir miktarında böyle bir olayın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye girişlerinde çok ciddi bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Ama dünyanın neresinde olursa olsun. Pırlanta laboratuvarlarının ürettikleri raporlar, belgeler bu pırlantaların kimliği niteliğinde bunlara gösterilen hassasiyet son derece önemli. Evet. Peki Mehmetcan Bey siz ne zamandan beri e, bu e, aleti geliştiriyorsunuz? Bu tamamen Türk mühendisliği ile yapılmış bir e, alet sanırım. Hem ismini söylerseniz bize hem de ne zamandan beri geliştiriyorsunuz hikayesini dinlersek seviniriz. Bu cihazın ismi Reveal Pırlanta direktörü. Reveal bir şey ortaya çıkartmak demek. Esas amacı da doğal pırlantaları sentetik yani laboratuvar ortamında üretilmiş pırlantalardan ayırmaya yarıyor. Normalde sentetik pırlantıları doğal pırlantılardan ayıran cihazlar yüksek maliyetli, pahalı cihazlar ofislere konulamıyor. Pırlantacıların hepsi bunlara sahip olamıyorlardı. Bu yüzden de mücevher yerci açıları bildiğimiz Bizden böyle bir cihazın geliştirilmesini, bunların belli fiyat baremlerinde herkesin alabileceği düzeyde kalmasını istediler. Aynı zamanda da hassasiyetini yani sentetik pırlantaları %100 oranında tespit etmesi gibi beklentimiz vardı proje başlangıcında. Evet. Projenin başlangıcı yaklaşık bundan 14 ay ile 12 ay önceydi. Çok yeni. Çok yeni bir proje ancak çok geniş bir ekiple ve Türkiye'deki birçok... E mühendislik şirketiyle birlikte geliştirildi. Hani tek başımıza yapabileceğimiz bir problem değil birçok mühendislik dalını içeriyor bunun çözümü. Dolayısıyla 17 tane farklı daldan mühendis bir araya geldi bu cihaz için. Geceli gündüzü çalışarak ilk prototipini geçtiğimiz sene Ekim fuarında gösterdik. Şimdiden ihai ürünümüzü Mart fuarında sergiliyor olacağız. Dolayısıyla da sektörümüzün önündeki sentetik elmaslarla ilgili olan krizi bir an önce çözerek daha güvenli ve son tüketici için de daha sağlıklı bir pırlanta atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz. peki bir Türk pırlantacı bu alete yurt dışındaki muadillerinden ne kadar farklı sahip olabilecek? Bunun tüketiciye ya da hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştırıyor musunuz? Ve şey merak ediyorum ne kadar yerli bir ürün? Şöyle söyleyeyim cihazın önce yerlilikten başlayalım. Ee, sadece Türkiye'de üretemediğimiz e, birkaç tane ampulü var. Hı hı. Sadece bunların da know Türkiye'de yurt dışısında ürettirip buraya getirtiyoruz. Çünkü Türkiye'de kuars cam üreten halen bir tesis yok. Ee, bu konuda çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda o da toparlanır. Geri kalan her şeyi yani PCB'sine kadar tasarımı Türk mühendisler tarafından yapıldı. Gene PCB üretiminin belli katmanları Türkiye'de ancak Türkiye'de bulamadığımız çiftler olsun onları yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Ee, ama bu yerlilik oranı anlamında baktığınızda %75 ile 80'i Türkiye'de kalıyor diyebiliriz. Yaklaşık 14 tane komponenti hala yurt dışından tedarik ediyoruz. E bu mutluluk verici bir şey. Özellikle Ankara'daki teknolojik anlamdaki Ankara, Austin bölgesi teknolojik anlamda savunma sanayi ile birlikte gelişen bir alan var. Oradaki mühendisler, optik mühendisler olsun proje için çok önemli kişiler ve çok ciddi destek verdiler. Bir yer açıdan baktığımızda mesela bir Türk firması bir gerdanlığı aynı anda binlerce taşı tespit etmek üzere alacağı bir makinenin yaklaşık fiyatı 17 bin dolardan başlıyor. 19 bin dolara kadar çıkıyor. Bu cihazın fiyatı 8500 dolar. Oo. Çok ciddi bir evet. fark var. Hatta ihracatçılar birliğinin bizim üzerimizde yaptığı hı hı. baskılar neticesinde ihracatçılarımıza neredeyse kar elde edilmeden bu cihaz satılıyor. Onlara da 6500 dolardan veriliyor. Dolayısıyla evet her ihracatçı bu cihazı alabilir. Şu anda da Koskep e, tabanlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. E, orada nasıl söyleyeyim, üretim destek projeleri var biliyorsunuz COBİ'ler <laughs> için. Dolayısıyla COBİ'lerin de bu cihazları almasında devlet yardımlarından da faydalanmasını hedefliyoruz. Bu sayede bu cihazı olmayan hiçbir üretici ve ihracatçı olmasını istiyoruz. Buradaki en büyük kaygı sadece bir pırlantada bile, bir sentetik yani laboratuvar pırlantası olan bir ürünün Türk markası ile yurt dışına ihraç edilmesi durumunda bütün Türk markası zarar görmesi mümkün oluyor. Dolayısıyla biz firmalarımızdan ihracatlarını yapmadan önce ürünlerini cihazlarda kontrol ederek güvenli bir şekilde yurt dışına göndermelerini arz ediyoruz. İç pazara da baktığımızda sentetik elmasların doğal elmaslara göre olan fiyat farkı sebebiyle son derece hassas bir konu ortaya çıkıyor. Ancak bunun problemi artık çok büyük değil. Ülkemizde 24 tane kuyumcular odası var. İhracatçılar Birliğimizle birlikte bu cihazları kuyumcular odalarımızın kullanımına hibe ediyoruz. Dolayısıyla da onların satın almasını beklemek sizin. Bu cihazlar her kuyumcu odasında olabilecek. Bu da her esnafımızın ürünü kontrol ettirebileceği, ya da buradan aldıkları ürünlerin kalitesini kontrol edebilecekleri anlamına geliyor. Bu da iç pazar anlamında da yeni bir güvenlik katmanı sağlayacak. Peki Mehmet Can Bey bir şey merak ediyorum. Genelde bu tür cihazların uluslararası akreditasyonları oluyor ya da uluslararası kabulleri oluyor. Bunun için bir girişimde bulunuyor muyuz? Şu ana kadar yaptığımız ilk çalışma şu. Bu cihazların öncelikle yurt dışına çıkabilmesi için CE ve ROS belgelerini almaları gerekiyor. CE ve Ros zaten halihazırda hazırda dokümantasyonun tamamlanıyor. İlk başvurumuzu yaptık. Dünya Natural Planta Konseyi var ve bu konseyin de bünyesinde Eşur adlı hı hı. yani garantileme adı anlamına gelen bir program var. Yaptıkları şey şu: Sahip oldukları referans sentetik elmaslar, doğal elmaslar ve taklit taşlardan oluşan bir referans setleri var. Hı hı. Bu teste cihazımız ön analizden sonra kabul oldu. Şu an ilk yapmamız gereken şey CE'sini, ROS'unu, işte uluslararası laboratuvar cihazları güvenlik standartlarını sağladığının belgelerini sağlayıp bir an önce yurt dışındaki natural pırlanta konseyine, doğal pırlanta konseyine cihazımızı gönderiyor olacağız. Bizim şu an yaptığımız analizler ve piyasada halihazırda mevcut bulunan cihazları alıyoruz. Bütün elimize geçen ürünleri 3 tane makineye koyuyoruz. Sonuçlarımızda bir farklılık var mı? yok mu diye bakıyoruz. Aynı zamanda JTR laboratuvarlarına gelen her gün 600-700 mücevher ki bunların üzerinde 300-400 taş olduğunu varsayarsanız 180 bin, her gün taşa bakması gerekiyor. Ve bu ürünlerde de her taşa tek tek Raman spektroskopisiyle bakılıyor. Bunların içerisinde sentetik bulduğumuzu cihazımız yakalıyor mu? Doğal bulduğumuzu cihazımız doğru yakalıyor mu diye de her gün kontrol yapıyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 14 milyondan fazla taşla cihazımızı çalıştırdık. Zaten yurt dışındaki bir teste gitmeden önce de siz de olsanız 10 milyonun altında bir referansa gitmezsiniz evet. diye düşünüyorum. Yani biz kısa bir süre sonra Türkiye olarak bu cihazları ihraç edebileceğiz bu sertifikalardan sonra değil mi? Kesinlikle öyle. Hedefimiz önümüzdeki 6 ay içerisinde yurt dışında rekabetçi bir ürün olarak bu ürünü ihraç etmek. Çünkü yani Ekim fuarından başlayarak Suudi Arabistan olsun, Katar, Kuveyt, Peru... İngiltere, Amerika'dan talep görüyor cihazımız. Çünkü gelen elindeki ürününü getiriyor. Yanında bulunan taşlarını, test etmek istediği taşlarını getiriyor. Herkes testlerden memnun kalınca bunun distribütörü de olmak istiyorlar. Ancak tabii ki buradaki e, kara Hacatçılar Birliği'mizin nasıl bir uluslararası açılım düşünürler. E, kendileriyle görüşüp kararımızı vereceğiz. Peki insanlar mutluluklarını aslında pırlantayla taçlandırıyor. Ülkemizde de böyle tek taş çok da e, geçmişi yok aslında. Belki bir son 10 yıldır çok fazla revaçta. E, çalışma prensibini anlatabilir misiniz biraz bize? Hani son tüketici de anlasın diye soruyorum. Mutlaka e, pırlanta üret, yani pırlanta dizaynerlerimiz bunu biliyorlar ama son tüketici de anlasın diye size şey sormak istiyorum. Nasıl çalışıyor ve buluyor Ayırıyor pırlanta sentetik mi yoksa e, doğal mı? Aslında çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum bunu. Ee, bir pırlantanın laboratuvar pırlantası mı yoksa doğal bir pırlanta olduğunun arasındaki 2-3 tane önemli fark var. Bunlardan bir tanesi nerede oluştu? Bir makinenin içinde mi yoksa toprağın altında mı? Bir tanesi ne kadar yıl önce oluştu? Bunlar 3 gün önce mi oluştu? yoksa on binlerce yıl önce mi oluştu? Bir tanesini kimin tarafından üretildiği? Doğa mı üretmiş yoksa bunu bir insan mı yapmış? Şimdi bu üç fark bizim için şöyle önemli. Bu cihaz aslında bir pırlantanın ne kadar zaman önce oluştuğuna bakıyor diyebiliriz. Esasında eğer üç gün önce oluştuğunu tespit ederseniz buna sentetik dersiniz. Eğer ki bunun 10 bin yıl önce oluştuğunu tespit ederseniz buna da doğal diyebilirsiniz. Çünkü 10 bin yıl önce sentetik elmaslar söz konusu değildi. Bu kapsamda baktığınızda bizim yaptığımız şey pırlantaların içerisinde bir grup halinde nitrojen aramak. Çünkü bu grup halindeki nitrojenin oluşması doğada yaklaşık 10 bin yıl zaman alıyor. Eğer ki bu grup halindeki nitrojeni biz tespit edebilirsek o zaman bu planta doğaldır diyoruz. Eğer ki bu grup halindeki nitrojeni pırlantaların içerisinde bulamaz isek o zaman da bu pırlanta bir sentitiktir diye cihazımız işaretlemeyi gerçekleştiriyor. Aslında bu kadar basit bir metot çalışıyor. Zaten metot basit olmasa ne bu kadar bir hız alabiliriz ne de bu kadar kesin sonuçlar elde edebiliriz. Peki Mehmet Can Bey şimdi artık gezegenimizle ilgili büyük bir problem ee, yanı başımızda ee, her gün yangınlar, depremler sel felaketleriyle uğraşıyoruz ve sürdürülebilirlik artık çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi firmalar da e, belki de bu sürdürülebilirliği iki yönlü kullanıyor mücevher Firmaları bence e, sektörün dışında olan bir insan olarak söyleyeyim. Bir tanesi evet gerçekten gezegenimize katkı olsun diye. Bir diğeri de e, bu laboratuvarda üretilmiş pırlantaların artık hayatımıza dahil olmasını sağlayacak bir şekle doğru gidiyoruz. E, sanki öyle bir e, yola doğru ilerliyormuşuz gibi. E, siz sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Doğal pırlantanın peşinde koşmaya devam edecek miyiz? Ee, öncelikle bu benim tahminlerimin biraz daha ötesinde artık e, dünyada bazı analizler gerçekleştiriliyor. E, ve bu analizler şunu söylüyor. Doğal pırlanta her zaman olduğu yeri koruyacak. Bu Bunu birçok örnekten de yola çıkabilirsiniz. Bazı kıymetli madenler asla sentetiyle yer değiştiremiyorlar. Dolayısıyla doğal pırlantanın her zaman e, müşterisi için orada kalacağına emin olabiliriz. Burada değişecek şey ise Pazar paylarındaki oranlar ve fiyatlar değişir. Yani sentetik pırlantalar, daha çok bu belki biliyorsunuzdur zirkon dediğimiz, kübik zirkon dediğimiz e, atom taşlar var son tüketicinin bildiği ismiyle. Bunların yerine geçebilecek bir ürün. Mesela atom taş, önceden zirkon çok pahalıydı üretimi. E, sonrasında seri üretime geçerek fiyatları düştü. Şu anda da kilosu 6000 dolar seviyelerinde geziyor. Dolayısıyla şu an sentetik pırlantaların 0.2 gramının ...300-500 dolar olması... ...gelecekte bu şekilde kalacakları anlamına gelmiyor. Sırada i̇şte sentetik pırlantaların da... ...0.2 gramının fiyatının düşmesiyle beraber... E, ...piyasada pırlanta talebinin... ...zirkondan sentetik pırlantaya kayması mümkün olacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekiyor... ...pırlantalar anıları saklayan en güzel kutular... ...dolayısıyla da duygusal değerleri... Maddi değerlerinin çoğu zaman çok daha ötesinde oluyor. İşte bu nedenle de doğadan çıkmış daha biricik, unik dediğimiz bir taşa sahip olma arzusunun yok olacağını dünyadaki uzmanlar inanmıyorlar. Ya tabii ki laboratuvar pırlantalarının Türkiye'ye çok ciddi bir katma değer potansiyeli var. Özellikle ihracat anlamında. Hı hı. Bunun bana göre ana sebebi şu. Amerika'da laboratuvar pırlantaları %11.8'lik bir pazar payına erişti. İnovasyon eğrisine göre bir ürün %17'li pazar payına ulaştıktan sonra ana kitleye giriyor. Dolayısıyla sentetik plantaların pazar payını %30'lara, yani doğallara göre söylüyorum, %30'ları 40'lara çıkartmasına belki 2 sene var değil, belki de 3. Dolayısıyla Türkiye için buradaki ana fırsat artık yurt dışında, yani Rusya olsun, Afrika olsun, Kanada olsun, bütün bu ülkelerde ee, çıkarılan ham elmasın Hindistan'a gidip işlendikten sonra Türkiye tarafından ithal edilip daha sonra ihraç edildiği anlamda katma değerimiz çok düşük kalıyor. Gene birçok ürünümüze göre çok çok yüksek. Yani mesela Türkiye'nin belki kilogram başı katma değeri bugün 3-3,5 dolar. Bizim sektörümüzün muhtemel gram başı katma değeri 200-250 dolar. Ancak sentetik elması ya da laboratuvar plantasını Türkiye'de üreterek Bitmiş mamülü ihraç etmesi durumunda elde edeceği katma değerler 300 dolar 400 dolar seviyelerine çıkıyor. İşte o zaman çünkü şunu unutmayın 1 gram 1 kilogram konuşuyoruz ya biz. 1 gram bizim için 5 karat. Dolayısıyla 1 kilogram bizim için 5000 karat. Dolayısıyla bir karat pırlantının en ucuzunu 300 dolar olduğunu düşünürseniz yani katma değerin seviyesi muazzam. Artık konteyner konteyner ihracat yapmak yerine sadece bir kutu pırlantalı mamulü ihraç ederek 10 milyonlarca doları ülkemiz kazanabilir. Ve biz bu pırlantayı, bu ülkede bu noha, bu bilgi hı. ve bu beceri de var. Çünkü dediğim gibi 1 kilogram 5000 karat ürettiğiniz anda karatı hani öldük bittik 100 dolar olsun. Hı hı. Ne oldu kilogram başı katma değeri yanlışlık konuşmuyorum herhalde 500 bin dolar yapar.